Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte cebimize sığabilecek yazıcı Canon Zoom Mini'yi inceliyoruz. Günümüzde hala fiziki fotoğraflar saklamak isteyenler varsa bu aleti alacak arkadaşlar. Peki nasıl çıktı alıyoruz arkadaşlar? Mobil cihazımıza uygulamasını kuruyoruz. Bluetooth ile bu alete bağlıyoruz. İçine kağıdını koyuyoruz ve çıktılarımızı alıyoruz. Mantık çok basit ancak keramet kağıtta arkadaşlar. Çünkü cihazın içinde bir mürekkep yok arkadaşlar. İçinden çıkan veya haricen satılan bu kağıtları almanız lazım. Zinc denilen bir teknolojiyi kullanıyor bu kağıtlar. Yani bunların mürekkebi vesaire her şeyi içerisinde. Bundan ısıyı aldığı zaman kağıtta fotoğraf oluşuyor. Başlıyor. Gelin hızlıca bir bakalım, bir çıktı alalım, neler olacak görelim. Tabii o sırada cep telefonu uygulamasını, bağlantısını vesaire de görmüş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi uygulamamızın adı Mini Print arkadaşlar. Bu Mini Print'i açmadan önce Bluetooth'umuzun açık olması lazım. Çünkü cihazla arasında bağlantıyı Bluetooth üzerinden kuruyor. Şimdi Bluetooth'umuzu açtık arkadaşlar. Buradan da zaten Power'a basmıştık. Aleti açıyoruz. Hemen bir uygulamasını açalım. Bakalım uygulamanın içinden görecek mi? Zaten direkt gördüğünüz gibi Canon Mini Printer geldi. Yazıcı seçin diyor. Tamam. Seni seçtim. Bağlantımız tamam. Şurada yeşili gördük. Artık yazıcıyı buraya bırakabiliriz arkadaşlar. Şimdi ne basmak istiyorsak onu istersek buradan fotoğrafını çekebiliriz. Gördüğünüz gibi burada efektler falan filan da var. Ancak biz tabii ki de daha önceden çektiğimiz fotoğraflardan basacağız. Ya da sosyal medya mecralarından da Dropbox'tan falan filan da indirebiliyoruz fotoğrafımızı. Öncelikle içine gelin bir tane kağıt yerleştirelim. Şunu açıyoruz şöyle ittirip. Daha sonra kağıdını açmanız lazım. Burada çeşitli şeyler var arkadaşlar. Çok fazla ellemeyin, kıvırmayın falan filan yazıyor. Şimdi arkadaşlar açtık kağıdımızı. Dikkatli bir şekilde çok fazla kıvırmayın. Şunun hepsini böyle çıkartıyoruz. Şu mavi parça altta kalacak diyor. İlk defa baskı alacağım ben de sizle birlikte. Hadi bakalım hayırlısı. Şöyle bırakalım kağıtlarımızı. Bayağı kişi bu çıktığı bekliyor şu an. Buradan galeriye geldim. Hazır mıyız Çağdaş? Efekt istiyor musun? Çağdaş burada çirkin çirkin şeyler var ya. Ben sana bir yazı yazayım istersen. Ya da tarih atayım. Bugün en kaçı? 01.11. Güzel. Gönderiyorum. Şuradan çıkıya basınca herhalde gelecek arkadaşlar. Bir hazırlık aşaması var. Önce kendi içinde bir hazırlıyor. Kağıtları ters tak ...taktıysak makine gitti. Aha geliyor. Sen bunun neresinden çıkacağım ben onu merak ediyorum Çağdaş. Aha. Kağıtlı. Bence bunun arkasındayız biz. Ya da bir tane önce boşu saldı. Çok güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Bakın Çağdaş ne kadar da değişmiş. Adeta bir uzaylı. Bir dakika geliyor Çağdaş sakin. O öyle en başta bir alıştı. Kağıtlar yalan olamaz, onların tanesi 4 lira. Aha geliyor. Kafayı gördüm Çağdaş. Önce kafan çıktı. Dıdıdıdın. Oynatsam mı? Oynatmayayım hadi ya. Şimdi bir şey olur. Zaten hassas alet. Bakınız Çağdaş. Görüntüler başarıyla yazdırıldı. Görüntüler diyor. Hala şunun bir görüntü olduğunu iddia ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ufacık minicik. 5 santime 7.6 santimlik bir baskı verdi. Vallahi baskı kalitesi de oldukça güzel gözüküyor. Hatta benim tahminimden daha iyi. Şurada gördüğümden daha güzel gözüküyor. Çünkü daha küçük olduğu için tabii ki de. Bu kağıdın şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Şunu buradan açıp herhangi bir yere yapıştırabiliriz. Yani bir yandan da bu sticker aslında. Müsaadenizle bir de kendimi basmak istiyorum. Benim de önce kafa çıktı. Yaklaşık 50 saniye sürüyor baskı ve tek şarjda da 20 tane baskı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu micro USB üzerinden şarj ediyorsunuz ve tam şarjı 90 dakikada falan oluyor ve o tam şarjda dediğim gibi 20'ye yakın fotoğraf basabiliyorsunuz. Görüntüler başarıyla yazdırıldı. Kutu içerisinden 10 tane kağıt geliyor arkadaşlar hazırda. Bu kağıtlar bitince ne yapacaksınız arkadaşlar? İçine herhangi bir kağıt koyamıyoruz çünkü dediğim gibi zinc teknolojisini kullanıyor. Öyle kafaya göre ben A4'ü böleyim, koyayım diye bir durum yok arkadaşlar. İçine bunun kağıt almanız lazım. Bu kağıtlarda gerçekten pahalı kağıtlar. Şöyle söyleyelim. 50 tanesi 180 lira. 20'li paket almak istiyorsanız o da 80 lira arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu kağıtların tanesi, şu fotoğraflar toplam 8 lira şu an. 4'er liradan. Yani birazcık hobi mi dersiniz? Bir heves mi dersiniz? Ya da bir güzel bir teknoloji mi dersiniz? Ne dersiniz onu bilmem. Ama birazcık pahalı olduğu bir gerçek. Şunu da söyleyelim. Aletin kendisi de yaklaşık biz 600 TL'ye bulduk. İnternette böyle 550'ye satan da var. 600'e 650'ye satan da var. Yani 600 TL civarında. Bir tane de 50'li kağıt aldınız 180 liraya geliyor size 780 liraya. 50 tane fotoğraf baskısı. Şöyle arkadaşlar yakından göstereyim. Ben de böyle çıktım. Fena baskı almıyor. Çağdaş küçük olduğu için çok beğenmedi. Ancak bence güzel. Bunları böyle biz ofiste bir yere yapıştırırız arkadaşlar. Şimdi bir tane de madem ne yapalım? Düşük ışıkta bir çıktı alalım. Düşük ışık çıktısı kesin aşağıda yorumlarda gelecek. Çağdaş yanaş biraz. Işıkları açalım. Gönderiyorum. İşte bu da Çağdaş arkadaşlar. Düşük ışıkta böyle gözüküyor.
Bence bayağı güzel ya, fena değil. Kullanılır. Ama dediğim gibi arkadaşlar, çok pahalı olduğu bir gerçek. Pahalı olması sizi üzmüyorsa, böyle yanınızda sürekli taşıyabileceğiniz bir alet arıyorsanız, baskı almaya sürekli ihtiyacınız varsa alınabilir. Ama onun dışında bence birazcık dediğim gibi yine pahalıya geliyorum ben. Sürekli niye pahalıya geliyorum ben yani? iOS, Android uygulama fark etmiyor. İkisinde de tertemiz çalışıyor arkadaşlar. Deyip artık videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte Canon'un çıktı alabileceğiniz Zoom Mini'sini inceledik. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.